Sevgili arkadaşlar, kıymetli Besun basın mensupları, bugün çok kısa bir süre içerisinde evini işini bırakıp buraya gelen kıymetli yoldaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 22 yıl önce buradaydık, az önce onu konuşuyorduk. 16 yıl önce buradaydık. Ben 22 yaşındaydım sadece. Tam buradaydık. Rakel Hanım yukarıdan konuşuyordu, gözleri yaşlı. Bir bebekten bir katil yaratan bu karanlığı sorgulamadan bu ülkede hiçbir şey yapılamaz diyordu. Biz bu karanlığı iliklerimize kadar yaşadığımız günlerden geçiyoruz. Biz Hrant'ı hiç olmadığı kadar mahcup anmak zorunda bırakıldığımız günlerden geçiyoruz. Bu ülkede Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmazken, AİHİS kararları uygulanmazken, herhangi bir hukuk normuna, adaletin kırıntısına tahammül kalmamışken, Hrant'ın görünen katilleri için her türlü hukuki yolu uygulayanlar, hasta mahpuslara, yaşlı mahpuslara uygulanmayan koşullu salıverme şartlarını Hrant'ın görünen katillerinde uygulayanlar dün bir kere daha onu katlettiler. Aslında o gün Samas sadece bir piyondu, çünkü kendi savunmasında şöyle diyordu. Ben 17 yaşında bir çocuktum. Nereden bilirdim Agos'u? Nereden tanırdım Hrant'ı? Onu işaret edenler, hedef gösterenler, o parmaklar neden bu salonda değil diye soruyordu. Biz soruyu soruyoruz. 80'e yakın kişi yargılandı bu davada. 50'si kamu görevlisiydi. Yalnızca 3 kişiyi tutukladılar. Biri o gün Samas'tı, çocuk olduğu için dün tahliye edildi. 2 tane daha görünen sanık var, içeride yatıyorlar. Ama Hrant'ı gerçekten katledenler, toplumsal barışımıza nifak sokanlar, Ermeni yurttaşlarımıza bu ülkede olmadık zulmü reva görenler, bizlerin bir arada yaşama iradesine göz dikenler hala aramızda bile diyemeyeceğim, hala yönetim kademelerinde. Çünkü Hrant'ın, Uğur Mumcu'nun ve nice aydınların katilleri asla yargılanmadı bu ülkede. Hrant Dink faili meçhul bir cinayettir. Dün salıverilen o gün Samas bu işin yalnızca görünen bir enstrümanıdır. Örgüt üyeliğinden bile yargılanmamıştır. O yüzden bu kadar çabuk tahliyesi de zaten mümkün olmuştur. Biz de bugün aradan geçen 16 yıldan sonra büyük bir mahcubiyetle tekrar buranın önündeyiz. Ve bir kere daha faşizme inat, kardeşimsin Hrant demek üzere biz buradayız. Ve bir kere daha bu cinayetin failleri, gerçek failleri, toplumsal barışımıza göz diken bu ülkenin gerçek düşmanlarıyla hesaplaşmadan bu davayı kapatmayacağımızı ilan etmek için buradayız arkadaşlar. Faşizme inat, kardeşimsin Hrant diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Herkesin içi aynı seviyede yanıyor, herkes için.